Merhaba arkadaşlar. Bugün I sesi ile ilgili resim boyayacağız. Çok heyecanlıyım ve resimde ne çıkacağını çok merak ediyorum. Hadi başlayalım. Merhaba çocuklar. I sesini öğrendik ve şimdi yeni bir boyamaya hazırız. Sizler de benim gibi burada hangi hayvanın olduğunu merak ediyor musunuz? Hadi o zaman başlayalım. Ama önce kaç tane büyük I, kaç tane küçük I olduğunu sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Evet çocuklar, 11 tane büyük I var. O zaman 11'imizi buraya yazıyoruz. Bakalım şimdi kaç tane küçük I var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet çocuklar, altı tane küçük I var. Evet, şimdi boyamaya başlıyoruz. Çocuklar, küçük I olan yerleri pembeye, büyük I olan yerleri sarıya boyuyoruz. Evet çocuklar, şu anda önce büyük I olan yerleri sarıya boyuyoruz. Kenarları iyi çekmemiz gerekiyor. Evet. Kenarları yavaş boyayalım. Çok dikkatli boyamamız gerekiyor. Kenarları önce belirleyelim ki diğer tarafları boyaması kolay olsun. Evet, burada bir hayvan var ama ne olduğunu biliyor musunuz acaba? Umarım hayvanları seviyorsunuzdur çocuklar. Evet. Büyük I olan yerleri sarıya boyuyoruz. Evet, kenarları en sonra kenarları çevirdikten sonra dışını daha hızlı boyayabiliriz. Size daha önce de söylemiştim. Şurayı da çerçeveyi taşırmamaya çalışıyorum. Evet. Neyse, o zaman her tarafını çerçevesinde boyayalım bari. Boyadığımız resimde beyaz kısımların hiç görünmemesi gerekiyor. O zaman resmimiz çok daha iyi oluyor. O yüzden sizler resimlerinizi yaparken buna dikkat edin. Aynı yönde boyamızı çekersek bu fark etmez. İster pastel, ister kuru boya resmimiz çok daha iyi olur. Ama bilgisayarda bu çok bir şey fark etmiyor. Şu anda ben bilgisayarda boyuyorum. Sizler kağıttayken çok daha güzel resimler yapabilirsiniz. Şu
Aşağıyı da boyayalım. Evet. Gayet güzel gidiyoruz. Ama bilgisayarın mouse'uyla bunu boyamak biraz daha zor oluyor. Kalem ve boya ile boyamak çok daha kolay olur çocuklar. Siz evde çok daha bunun iyisini yaparsınız. Bakın aynı yönde çekip durduğumuz zaman ve şu beyazlıkları tamamen kaybettiğimiz zaman resmimiz çok daha güzel olacak. Evet, boyamıza devam ediyoruz. Evet çocuklar, sarı kısmını bitirdik ama sizler evde yaptığınız boyamada çok daha güzelini yapabilirsiniz. Ben bu çalışmayı videonun altına link olarak koyacağım. Siz verdiğim linkten bu resmi indirip boyamasını kendiniz yapabilirsiniz ve benim yaptığım boyama hakkında da düşüncenizi, görüşlerinizi bildirebilirsiniz. İyi boyadım mı, boyayamadım mı? Oradan sizler de düşüncelerinizi bildirebilirsiniz. Evet, şimdi içini boyayacağız ve pembe diyor ama buradaki programda pembeye yakın bir renk oluşturabildim. Boyayalım bakalım. Pembe de olur, bu da olur. Biraz mor gibi oldu. Evet. Şu kenarlarını bir boyayabilirsem güzelce, gerisi kolay olacak. Yani bu E sesindeki boyadığımız dünyaya göre biraz daha zor oldu. Şu kenarlarını bir çekelim. Evet. Ben hızlı gidiyorum çocuklar. Siz daha yavaş hareket ederseniz çok daha güzel bir şekilde boyarsınız. Evet. Bir de şu bacaklarını boyayalım. Evet. Şimdi şu orta kısmını aynı yönde çekerek boyayalım. Aynı yönde çekerek boyayalım. Evet çocuklar. Boyadığımız resim bir inekti. İnek bizim yaşamımızda çok önemli. Çünkü inek bize süt sağlıyor ve biz sütümüzü gece yatarken ve sabahları içtiğimizde bizim daha sağlıklı olmamızı, daha sağlıklı kemiklerimizin ve dişlerimizin olmasını sağlıyor. Evet, belki hiç pembe inek yok ama böylelikle bizim sayemizde bir de pembe inek olmuş olsun. Evet, bugünlük
Boyamamızı da bitirdik çocuklar. Bir dahaki boyamada görüşmek üzere. Arkadaşlar, bir videomuz daha bitti. Bu defa boyadığımız resimden inek çıktı. İnek hayatımız için önemli bir hayvan. Çünkü hayatımızda önemli bir yeri olan sütü inekler sağlıyor. Siz de her gün süt içmeyi unutmayın. Süt, dişlerimizin ve kemiklerimizin gelişimini sağlıyor ve büyümemiz hızlanıyor. Kanalımıza abone olarak diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mm-hmm.